Bir basketbol maçı düşünün ki bitime 8 saniye var. 2 sayı geridesiniz ve top sizde. Eğer 3 sayılık isabet bulursanız gruptan çıkma şansınız kalmayacak. Sayı atamazsanız maçı kaybedeceksiniz ve doğal olarak elineceksiniz. Tek bir şansınız var. Maçı uzatmaya taşımak. Peki bu nasıl mümkün oldu? 2012 yılında Fenerbahçe Ülker, top 16 G grubunda Panathinaikos, Kazan ve Milano ile eşleşmişti. Fenerbahçe grubun ilk maçında Kazan'a deplasmanda 5 sayı farkla mağlup oldu. Bu 5 sayılık farkı unutmamanız videonun devamı için önemli olabilir. Daha sonra Sarı Lacivertler yeni salonun açılış maçında evinde Milano'yu mağlup etti. Grubun 3. ve 4. maçında Panathinaikos'a mağlup olduktan sonra 23 Şubat 2012 günü Kazan karşısında kader maçına çıktı. Fenerbahçe'nin gruptan çıkabilmek için tek bir şansı vardı. İkili averajı eline alarak Kazan'ı mağlup etmek. Maç istenildiği gibi gitmiyordu. 4. periyot başlarken Sarı Lacivertler skorda 13 sayı gerideydi. Son çeyrekte geri dönüş gerçekleşti. Son hücumda Fenerbahçe 2 sayı gerideydi ve top Emir Prelsic'in ellerindeydi. Temsilcimizin maçı ikili averajı alarak kazanması gerekiyordu. Bu yüzden bir sayı farkla gelecek galibiyet Fenerbahçe'nin işine yaramayacaktı. Maçın mutlaka uzatma periyoduna gitmesi gerekiyordu. Tüm tribünlerin ve spiker Murat Kosova'nın bağırışlarıyla birlikte Emir Prelsic potaya gitti ancak isabet kaydedilmedi. Prelsic kendi reboundunu aldı, Ukic potaya gitti ve karşılaşmanın uzatma periyoduna taşıdı. Fenerbahçe, karşılaşmanın uzatma periyodunda 7 sayılık bir fark yakaladı ve ikili averajı alarak karşılaşmadan istediğini elde etti. Tüm bu mucizelere rağmen Fenerbahçe, son hafta herhangi bir iddiası olmayan Olimpia Milano karşısında mağlup ayrılarak EuroLeague sezonuna nokta koydu.